Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi büyükşehir olarak Kozan'da yaptığımız hizmetlerle alakalı biz belli periyotlarda sizlerle bir araya gelelim. Yaptığımız hizmetleri biz aktarabildiğimizi size aktaralım. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alalım diye belli periyotlarda bu toplantıyı yapacağız. Zeydan Başkanım da sizlere selamı var. Bu toplantıya katılamadı ama ileriki toplantılarda sizinle birlikte olacak o da. Şimdi ben makine mühendisiyim. 19 yıl boyunca 4 parti olarak çalıştım bir firmada. 4 parti 3. göz. 3. göz niye? İşletmeler, fabrika sahipleri bizi çağırırdı. Bizim işletme körlüğünden kaynaklanan, göremediğimiz bazı aksaklıklarımız, teknik sıkıntılarımız varsa bunu sizler inceleyin. Bize rapor edin. Biz de onu görelim gibiydi. Şimdi bu toplantılardan bizim sizlerden beklentimiz 3. göz olarak bizim yanlış yaptığımız şeylerde, konularda uyarmanız veya doğru yaptığımız ve bunun sürdürülebilir olması için tavsiyelerinizi dinlemek açısından bu toplantıları dediğim gibi bir periyot dahilinde yapmayı düşünüyoruz sizler de uygun görüyorsanız. Geldiniz, ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Bir sohbet havasında, soru cevap şeklinde ilerleyelim derim ben. Biz yaptıklarımızı anlatalım. Siz yani halkla iç içe olan basın çalışanları olarak işte onların tepkilerini, olumlu olumsuz tepkilerini bize iletirseniz biz de bundan sonra kervanı biraz yolda düzerek yani yaptığımız doğru şeyleri sürdürebilir hale getirelim. Hatalı yaptığımız, eksik kaldığımız noktalar varsa da onların üzerine biraz eğilelim diye bu toplantıyı planladık. Geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Sizlerin soracağı, söyleyeceği konular üzerinden de hem sizlere cevap verelim hem de biz kendimizi check edelim istiyoruz. Okulumuz çok kötü bir konuma getirildi. Büyük bir mücadele verdik ve Atol Bey bizim yanımızda oldu. Bu duvarın yapılmasında en büyük emeği olan birisi. Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar Bey'e ve Atol Bey'e burada şahsına sizlerin nezdinde çok çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı biz Kızılay üzerinden yaptık biliyorsunuz. Ve Kızılay'ımızın da sizlere bir teşekkür belgesi var. Müsaade ederseniz onu başlamadan önce arz etmek isterim. Tabii ki. Ben alayım hemen. Adına sizlere takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Ve sizinle beraber sizin çok değerli arkadaşınız Sayın Ümit Galip Uncu Bey ile bize çok büyük destek oldular. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Buraya bakabilir miyiz? Buraya bakalım abi. Biz çok teşekkür ederim. Takip ederek öğrendim Gaziköy Lisesi'nde böyle bir çalışma olduğunu. Yardım işte halkın yardım paralarıyla böyle bir çalışma vardı. Zeydan Başkanım'a bahsettim. Biz de belediye olarak buna bir katkıda bulunalım dedikten sonra Zeydan Başkanım okulsa duvarı tamamen biz yaptıralım. Mevcutta toplanan parayla da okula daha farklı hizmetler yapılsın dendi. Yani eğitim yuvasına sürekli duyarlı olan Zeydan Karalar Başkanım'a da ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğer siz duvarı yapmasaydınız biz de şu an o büyük kameleyi yapamayacaktık. Ve yazın bu sıcağında öğrencilerimiz dışarıda, okulumuzun içinde tek bir ağaç olmayan bir okulda maalesef sıcağın altında kalacaklar. Ama razı olsun. Aslında biz toplum olarak birçok şeyi çok duyarlıyız ama hep birilerinin bunu gündeme getirmesi ve insanları mobilize etmesi gerekiyor. Ben de Türkeş Bey'e çok teşekkür ediyorum. Evet. Sosyal medyadan duydum. Zeydan Başkanım'a ilettik, o da karşılık verdi. Bundan sonra da hep şunu söylüyoruz, okullar için, eğitim yuvaları için Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde ne yapabilirsek hep yanlarında olmayı istiyoruz. Sürekli temas halindeyiz de umarım elimizden gelen şeyleri de, hizmetleri de eğitim yuvaları için kullanırız diyorum. TEDAŞ kavşağında süre gelen bir çalışma var. Bir bildiğim kadarıyla su evet. Altyapısı döşeme çalışması var. Ve oradaki esnaf arkadaşlarımız bayağı bir vatandaşlarımız tozdan bayağı bir şikayetçiler. Özellikle alakalı bir çalışma olacak mı yakın zamanda? Şimdi şöyle yani ben bu sene geldim ama biliyorsunuz birkaç yıldır devam eden Kozan'da yazın yaşadığımız bir su problemimiz var. Onunla alakalı biz bir tedbir olur mu diye kale arkasındaki pompalardan bir tanesini hastane deposuna bağladık. Çünkü Ağlıboğaz ve Türkeli mahallelerinde daha çok yaşanıyordu. Evet yani bu çalışma yapılırken yol zaten biraz kötüydü. Berbat bir duruma geldi. Onunla alakalı Kozan'da yaklaşık 30 kilometrelik bir sıcak asfalt ihalemiz yapıldı. Bugün müteahhit gelecek frezeyle yolu sıyırmaya başlayacak. Yani bugün o TEDAŞ'ın önünden Göç yoluna kadar, Turgut Özal Bulvarı'na kadar birleştireceğimiz o yolu sıcak asfalt çalışmasına bugün başlıyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları burada. İsterseniz bugüne kadar farkınız ne oldu? Neler yaptınız? Ondan bir söz edin. Yapamadığınız neler oldu? Neler yapılacak? Ondan bahsederseniz. Hatta Bey. Şimdi şöyle, yani açıkçası bu zamana kadar altyapıya daha fazla önem verdik. Çünkü hani kimseyi ötekileştirerek ya da işte kıyaslayarak biz şunu yaptık demek istemiyoruz ama Zeydan Başkanımızın da politikası bu yönde. Bayağı bir eksiklerimiz vardı. Şimdi onun çalışmasıyla alakalı bayağı bir emek harcadık ki bitirdiğimiz yerler var, hala devam eden yerler var. Bölgemize işte çok yakın tarihte gelen bir doğalgaz var. Hala Aksa'nın çalışması var, çalışmaları devam ediyor. Biz şimdi yollarla alakalı bütün bu çalışmaların bittiği yerlerde aksiyon almaya başlıyoruz. İşte Güner Caddesi'ni yaptık, mezarlığın arkasındaki bir caddeyi yaptık. Fehmi Özay Türkay'da bir çalışmamız oldu. Bütün çalışmalar bittikten sonra asfalt çalışmasına başlıyoruz. Yani malumunuz bütünün litresi neredeyse mazota yaklaştı. Çok maliyetli bir yatırım oluyor. Orada yağmur suyu direnç hattını bitirdik. Asbestli olan kanserojen madde içeren içme suyu hatlarını değiştirdik. Daha sonra bir çalışma yapmamamız gerektiğine teknik olarak hem fikir olduktan sonra asfaltlamaya başladık. Güner Caddesi'nde de böyle TEDAŞ'ın önü gibi bir iki aylık bir mağduriyet yaşadı oradaki insanlar da. İhaleyi de bu Kozan için yapılan 30 kilometrelik sıcak asfalt ihalesini de geçen sene de yapılabilirdi ama şu anda bile biz bütün eksik olan caddelerimize dökemeyeceğiz onu. Biz 9 tane cadde belirledik. Onlarla alakalı işte ASKİ'de şefimiz Aytül Hanım'la birlikte bir çalışma başlattık. Buralarla alakalı neler var? İçme suyu birimimizle görüştük. Nerelerde daha fazla patlak oluyor? Bir akustik ses ölçüm yöntemiyle Adana'dan bir ekibimiz var. Gelerek hiç kazı yapmadan akustik ses dalgalarıyla patlağın olup olmadığı yerleri kontrol ettiği bir ölçüm yöntemi var. Onları davet ettik biz bu asfalt dökeceğimiz yerlere. Herhangi bir patlak var mı, suyun yüzüne çıkmayan. Bütün bunları bitirdikten sonra asfalt çalışmasına geçebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi hani Güneri Caddesi'nde bir yerde yaşadık da onu. Asfalt çok yüksek bir maliyet ve bu halkın parasıyla yapılan bir yatırım olduğu için daha sonradan bir kazı çalışması olmasını istiyoruz. O yüzden hani bazen yol kazaları yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Yaşadıkça biraz daha dikkat etmeye çalışıyoruz. Mesela akustik yöntemi bizim bir eksiğimiz, haberimiz yoktu ama onu öğrendikten sonra Güneri Caddesi'nde bir tek kazımız oldu. Daha dikkatli davranarak bu 9 tane cadde için akustik ekibi getirdik buradan arkadaşlar. Hani patlakları buradaki arkadaşlar zemin üzerine çıkıyor görüyor ama bir de bizim göremediklerimiz. Belki yer altına giden sular var mı diye. Yani özünde şöyle bir şey var. Biz bütün altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra asfalt çalışmalarına başlıyoruz. Altyapı çalışmaları da henüz sonlanmadı. Bu Yedigöze Barajı'ndan gelecek bir su çalışmamız var. Bu ay içerisinde temeli atılacak. Kredi anlaşmaları falan yapıldı ki aslında o ihalenin içinde şey de var, şebeke değişimi de var. Yani bütün şebekeler değişecek. Dediğim gibi hani belki 30 kilometrenin hepsini Kozan'a kullanamayacağız. Yani yarın bir gün belki bir çalışma yapılacak, kazı yapılacak, doğalgazın kazı yapılacağı bir yeri program dahiline almayı düşünmüyoruz. Mezarlık Caddesi çok önemli bir cadde. Kadirli'yi, Ceyhan'ı Kozan'a bağlayan, buradan Fethiye'ye giden bir cadde. Yani her gün ortalama 4-5 insanımızı kaybediyoruz. Oraya sürekli işte cenaze için gelenler var, arife günleri gelenler var. Biz 2 yılda olsa, 3 yılda olsa Zeydan Başkan'ın talimatıyla burayı asfaltlayalım dedik ki TEDAŞ'ın önü çok kötü durumda. TEDAŞ'tan hemen sonra mezarlığın önündeki yola geçeceğiz.